Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, sizlere şu anda Anafartalar Caddesi'nde Kan Bağış Çadırı'ndan sesleniyoruz. Kızılay kan bağış kampanyalarına devam ediyor. Ve biz de bugün buradayız. Bu aylar, bugünler çok önemli sevgili seyirciler. Ramazan ayında, oruçta kan bağışlarındaki durum ne oluyor? Bütün bunları konuşacağız. Kızılay, Balıkesir Kızılay Şube Müdürü Hüseyin Bey burada. Uzmanlarımız burada. Kan Merkezi Müdürümüz burada. Hepsiyle ayrı ayrı konuşacağız. Bulunduğumuz konumu öncelikle bir size şöyle bir göstereyim istedim. Az önce de ifade ettiğim gibi Anafartalar Caddesi'nde hemen müzenin yanında, caminin yanında çadırın içindeyiz. Evet başkanım, şimdi böylesi bağış çadırları mobil araçlarla da oluyor ama bağış çadırları da oluyor. O meydanda, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda vardı çadırınız. Zannediyorum buraya taşındı. Bir kere burada konuşlanmanın, burada çadırı kurmanın amacından başlayalım. Şimdi öncelikle mübarek Ramazan ayındayız. Şehri Ramazan'da. Biz Balıkesir halkının Ramazan bayramını, Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Yardımlaşmanın, dayanışmanın had safhaya ulaştığı, insanların merhamet duygularının üst safhalara kadar ulaştığı bir aydayız. Evet. Malum kan, herhalde biraz kandan konuşacağız. Evet. Kaynağı sadece insan olan, yapay olarak üretilemeyen hayati bir sıvı. Keşke ilaç firmaları kan yapsa da biz insanlara gitmesek. Ama şunu diyoruz, kan bağışı bir organ bağışıdır. Bir ünite kanla 3 kişinin hayatını kurtarabildiğimizi insanlarımız lütfen unutmasınlar. Şimdi Ramazan ayında insanlarımız kan bağışında bulunmakta zorluk çekiyor. Müftülüğümüzün açıklaması var. Diyor ki kan vermek orucu bozmuyor. Evet. Fakat bizim şu kriterimiz var. Aç karına kan almıyoruz Kızılay olarak. Dolayısıyla Ramazan ayı içerisinde oruçlu insanlardan kan alma imkanına sahip olmadığımız için biz bunu akşamları iftardan sonradan sahura kadar yayma politikası izliyoruz. Çünkü hastalarımız daima var, kana daima ihtiyaç var. Ramazan oldu diye trafik kazasının olmama durumu ya da annelerin doğum yapmama durumu yok. Dolayısıyla biz bunu sürekli sıcak tutmak durumundayız. Geçmiş yıllarda biz bunu Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda yapmıştık. Bu yıl belediyenin etkinlikleri sebebiyle oradaki sıkışıklıktan dolayı daha rahat, daha ferah, daha fazla vatandaşa ulaşabileceğimiz bir yer arayışına girdik. Belediye ile yaptığımız görüşmede bize bu yeri Anafartalar Caddesi'nde, Kuvayi Milliye Müzesi'nin yanında bu gördüğümüz, içinde bulunduğumuz yeri uygun gördüler. Biz her gün saat 6'dan gece 12-1'e kadar burada bağışta bulunmak isteyen arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın kanlarını alıyoruz. Evet, yani buraya konuşlanma amacı bu. Evet. Peki şimdi ben müsaadenizle Kızılay Kan Merkezi Müdürümüze dönmek istiyorum. Ve buradaki yapılan faaliyetleri, çalışmaları ve genel manada tabii ki kan bağışı konusunu konuşmak istiyorum. Sizi bir tanıyalım. Doktor İlhami Kaymaz, Kan Bağış Merkezi Müdürüyüm. Evet. Kızılay Kan Bağış Merkezi şimdi Müdürüyüm. İlhan Bey, Sayın Doktorum, şimdi az önce başkanımız ifade etti. Kan hakikaten çok önemli ve yerine yapılmıyor yani. Yerine imal edilmiyor. Geçen bir sıvı maalesef yok. Yok, maalesef yok. Evet. O yüzden önemli. Bu çok anlatılıyor. Bunun üzerinde fazla durmayalım. Evet. Şimdi yaz aylarında sizin merkezinize kan bağışı oranı çok mu düşüyor veya oruçta çok mu azalıyor? Evet. Şimdi biz Kızılay olarak Sağlık Bakanlığı ile Kızılay arasında güvenli kan temini projesi programı başlamıştı 2005 yılında. Evet. O günden beri faaliyetlerimiz düzenli bir şekilde devam ediyor. 2005 yılından önce Türkiye genelinde 200-300 bin ünite kan alındığı halmasına rağmen şu anda müthiş bir artış oldu bu program sayesinde. 2005'ten bu yana? 2005'ten bu yana. Evet. 2005'ten 5'e kadar 200-300 bin Türkiye geneli bir rakam söz konusuydu. Şu anda geçen sene 2013 yılı içerisinde Türkiye geneli 1 milyon 640 bin ünite kan aldık. Evet. Yani bu duyarlılık anlamında, toplumun, vatandaşlarımızın duyarlılığı anlamında müthiş bir artış olduğunu gösteriyor. Ve güzel bir gelişme yani. Balıkesir'e gelirsek şöyle bir örnek vereyim. 2010 yılında 24 bin ünite kan almışız. Ben Kızılay'a 2010 yılında başladım. 2013 yılı sonu itibariyle 32.600 ünite kan aldık. Yani %40'lar civarında bir artış oldu. İnşallah bu sene hedefimiz 34.000 civarında. Ancak bizim şöyle bir sıkıntımız var. Her sene yaşadığımız bir sıkıntı. Ramazan ayı geldiğinde işte oruç nedeniyle bir de şimdi sıcaklarla beraber gelmeye başladı. Kan bağış oranlarında, sayılarında bir azalma oluyor.
İnsanlar Ramazan ayında ya da sıcaklardan dolayı kan verdiğinde etkileneceğini, performanslarının azalacağını, işinde gücünde bir zayıflığa neden olacağını düşünüyorlar. Ancak böyle bir tıbbi olarak, bilimsel olarak böyle bir şey kesinlikle yok. Kan bağışının insan vücuduna etkisi sadece 20 dakika. 20 dakika sonra yeterli sıvı alırsa, işte şekerli gıdalar falan alırsa, biz zaten bir ikramlarımız var. Kısa sürede bir düzelme oluyor. Yani orucuna da devam edebilir, işine gücüne de devam edebilir. Dikkat etmesi gereken bazı konular var. Biz onları zaten kendilerine söylüyoruz. İşte ağır kaldırmamak gibi, ağır spor yapmamak gibi o gün için. O gün için yeterli bol sıvı alması gibi. Bunları zaten söylüyoruz. Bunlara dikkat ettiği sürece kan bağışı açısından vücuda hiçbir olumsuz etki yok. Biz bu seneye gelirsek gerçekten bir düşüş yaşadık. Hastanelerimiz şu anda bizden kan bekliyorlar. Yok demek bize çok ayıp geliyor, inanın. Yani ben buradan vatandaşlarımıza söylüyorum, Kızılay olarak. Bizim elimizde şu anda kan yok demek bizi çok mahcup ediyor. Evet, o zaman onun evet. Üzerinde duralım. Şu anda Kızılay olarak stoklarda kanımız çok azaldı çok az, mı diyeceksiniz yoksa tamamen bitti özellikle mi? Özellikle belli gruplarda negatiflerde çok kötüyüz. Negatif evet. Kan gruplarında. Bir de A ve AB grubunda. Ben buradan bir duyuru da yapmış olayım. A ve AB grubunda olanlar lütfen oruçlarsa iftardan sonra, değilse kan merkezimiz her gün açık. A ve AB, AB grubunda. Evet. Ve bütün negatiflerde. Biz sıkıntı yaşıyoruz. İnanın şu anda hastanelerde ameliyat olması gereken ancak kan bulamadıkları için doktorlar tarafından ameliyatları ertelenen hastalarımız var. Ben iki tane biliyorum. Atatürk Devlet Hastanesi'nde iki tane hastamız bel fıtığından ameliyat olacaklar. İkisi de tesadüf AB pozitif kan grubuna sahipler. Beşer ünite lazım. Biz temin edemediğimiz için şu anda ameliyatlar yapılamıyor, erteleniyor. Peki onun yerine AB negatifin yerine geçecek bir... Yok. Verilemiyor. Sadece kendi grubunda. Kendi grubu. O zaman buradan evet. Bir kez daha ifade edelim. Özellikle AB negatif kana şu anda AB pozitif, AB grubu. Pozitif ve negatif, bir de A grubuna A grubu çok aşırı çok derecede ihtiyaç var. Evet. Yani biz Kızılay olarak kan merkezi olarak sadece Balıkesir içi değil, tüm ilçelerin hastanelerin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Bize bağlı 25 hastane var. Balıkesir Devlet, Atatürk Devlet, Bandırma Devlet, işte Edremit ve diğer özel hastaneler. Yani yükümüz çok ağır. Bizim günde 100 ünitenin altına düştüğümüz anda biz sıkıntı yaşıyoruz. Yani şu anda 50-60'lara düştük. Yani %40'lar civarında bir düşüş var. Peki bunu arttırmanın çarelerinden biri de işte böylesine işte bu mobil kurma bir bu. Sahra çadırı gibi bir çadır kurmak. Yani evet. Oruç tutanlar tabii zaten biz almıyoruz. Aç karnına kan bağışı tıbben de uygun değil. Biz evet. Almıyoruz. Onları işte onlar da verebilsinler diye böyle bir çadır düşündük. Geçen sene de yapmıştık. Saat 9 işte 9'a 10 kala falan iftar olduğunu düşünürsek iftardan sonra da 1 saat bir geçmesi lazım. Bir kana karışması lazım besinlerin. Saat 10'dan 01'e kadar burada 3 saatlik bir süre var. Çok rahatlıkla kan bağışı yapabilirler. Şimdi İlhan Bey şöyle bir şey var. Biz daha önceki böylesi programlarda da ifade edildi. İnsanlar biraz ihmal ediyor. Yani hepimiz ihmal ediyoruz. Şöyle oraya işte kan merkezine gidip kan vermek bir ayrı bir iş. Yani bir ayrı bir iş olduğu için de biraz ihmal ediyoruz. Ama böyle yolun üzerine evet, önüne evet, gittiğinizde evet. Siz bu hakikaten insana bir anda ya gezerken geçerken hadi vereyim oraya gidemiyordum diyenler yani oluyor ve bunun çok faydası var. Bunu yapmakla hepimiz, iyi yapıyorsunuz. Hepimiz, bu benim gözlemim. Tabii ki evet. Hepimiz her an hasta ve hasta yakını olabiliriz. Her an kendimize de kan lazım olabilir. İnanın ben donörlerden biliyorum. Benim kendime Allah şükür yani Allah korusun bundan sonra da olmasın hiç kan lazım olmadı. Ama biz tabii bu işin içindeyiz. Bu kan bulamayanlarla, donörlerimizle, kan bağışçılarımızla çok sık muhatap oluyoruz. Kan bulunamaması çok kötü bir şey. Çok evet. Büyük bir depresyona, sıkıntıya neden oluyor. Biz böyle bir sıkıntıya düşmesini, vatandaşlarımızın böyle bir sıkıntıya düşmesini asla istemiyoruz. Ancak bu maalesef makinalarda üretilebilen bir sıvı değil. Tek kaynağı insan. İnsandan almak zorundayız, vatandaşlarımızdan almak zorundayız. Aslında kanı kendimize veriyoruz. O verdiğimiz kan, yani bağışlayan kişiye bir gün sonra o kan lazım olabilir ve kendine gerçekten verilebilir. Peki bu konuda doktor hanıma biraz dönmek istiyorum. Şimdi siz de kan merkezindesiniz. Sizi bir tanıyalım. Ben doktor Nazan Özbek Gacan. Evet Nazan Hanım, şimdi İlhan Bey biraz başlamıştı oradan. Biz kanı verdikten sonra ne kadar süre içerisinde o kanı yerine koyuyoruz ve güzel kan diyorlar, taze kan diyorlar. Böyle bir şey var mı? Evet, kesinlikle. Biz buna gençlik aşısı diyebiliriz. Evet. Kanımız yenileniyor. Yerine hemen zaten yenisi yapılıyor, hücreler yapılıyor. Bir iki saat sonra aldığımız sıvıyla zaten volüm olarak hemen onu yerine koymuş oluyoruz. Ve bir ay sonra da tüm değerler tamamen eski haline geliyor.
Yani vererek... Ne kadar sonra eski... Bir ay sonra tamamen yenilenmiş oluyor. Tamamen eski değerlerine ulaşıyor. Sadece hemoglobin yönünden diyorum. Trombositler daha kısa süre içerisinde yapılıyor zaten. O yüzden günlük yaşamlarını etkileyecek hiçbir şey olmuyor. Bir saat sonra tamamen volümle alakalı eksiklik tamamlanmış oluyor. Peki ben kan vereceğim ama kardeşim ben ağır iş yapıyorum veya ben işte beyinle iş yapıyorum. Benim düşünce melekelerimde bir zayıflık olur mu? Ondan sonra işte bende bir halsizlik olur mu? Güçsüzlük olur mu? Gibi endişelere kapılanlar olabilir. Benim tahmin ediyorum. Bunlara ne diyorsun? Sıvı kaybından dolayı, sıvı eksikliğinden dolayı belirtiler ilk bir saatte oluşabiliyor. O bir saatte sıvı kaybını takviye ettiklerinde daha sonrasında hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Özellikle işte akıl gücüyle çalışıyorum, benim belleğimde, akli melekelerimde herhangi bir şey asla böyle bir şey olmaz. İlk 1-2 saat düzenli sıvı aldıkları takdirde hiçbir şekilde işlerini etkilemezler. Bir de kan verdikleri kollarını 1-2 saat yüklenmeyecekler, ağır bir şey kaldırmayacaklar. Fazla bir şey yapmayacaklar. Evet. Az önce İlhan Bey'in dediği gibi yani saat 10'dan sonra 11'den sonra o verilen kan çok kan vermeye çok müsait bir zaman. Kesinlikle öyle. Ertesi güne sabah hiçbir etkisi kalmayacaktır kan vermelerin. Hatta daha dinç olarak uyanacaklar. Hayır bir şey yapmayacak. O saatten sonra çalışmayacak. Yatacak, uyuyacak 12'den sonra. O açıdan söylüyorum. Evet o saatler kan vermek için çok uygun. Peki hemşire hanıma döneceğim bir şey soracağım. Şimdi... Kan vermek için şu koltuğa yatıyoruz biz. Ama bu koltukta bizi korkutuyor işte. Oraya iğne batırılıyor. Acıyor mu? İnsana bir acı veriyor mu kan vermek? Yani çok kısa saniyelik bir acı hissediyoruz ama kan kaybından dolayı çok ızdırap çeken hastalarımızın acısını düşündüğümüzde o anlık yaşadığımız acının bize hiçbir sıkıntı yaratmadığını. Yani o kan verirken o iğne orada durduğu müddetçe bize bir herhangi bir acı veriyor. Battığı anda çok kısa anlık bir acı hissediyoruz. Daha sonrasında kesinlikle iğne içerisindeyken hiçbir acı hissetmeyeceğiz. Ben şöyle bir şey tahmin ediyorum. Kan veren insan sayısı genelde hep aynı insanlardır gibi geliyor. Yani yerine yenileri konsa zaten kan ihtiyacı kalmaz. Evet. Çünkü düşünün kaç milyon nüfusumuz var. Kan vermek için şu koltuğa hiç oturmamış insan sayısı daha fazladır diye tahmin ediyorum. Ne diyorsunuz tecrübelerinize? Kesinlikle öyle. Kan vermeyenlerin sayısı daha fazla. Bizim amacımız da zaten kan bağışçı sayısını arttırmak. Evet, ilk bağışları arttırarak düzenli bağışçı olmalarını sağlayarak kan sayımızı arttırmak. Ama benim tahminim yani ben o konuda pek fazla da konuşmadım insanlarla ama öyle tahmin ediyorum. Şuraya oturmak, o kanı vermek bunlar zor geliyor insanlara. İlk bağış yaptıktan sonra devamı çok rahat geliyor ama ilk bağış yapabilmek gerçekten insanlar için sıkıntı uyandırıcı. O zaman ilk bağış için ikna etmek çok önemli. Buradan gelip geçenler böyle şöyle bakışından falan anlayıp aslında bir davet etmek evet, lazım. Bir gerçekten. çay kahve ikram etmek lazım gibi geliyor Hüseyin Bey. Ne diyorsun? Şimdi Ramazan Bey, insanlar ilk defa kan vermede gerçekten zorlanıyorlar. Evet. Fakat kanı verdikten sonra biz 2-3 gün içerisinde kendisine bir SMS gönderiyoruz. Diyoruz ki kanınız 3 kişinin hayatını kurtarmıştır dediğimiz anda bu insanda artık düzenli olarak kan verme şuuru yerleşiyor. Ve ikinci periyot geldiğinde 3 ay sonra kendisine SMS gönderiyoruz. Diyoruz ki ikinci defa kan verme gününüz gelmiştir. Sizi kan bağış merkezlerine bekliyoruz dediğimizde keyifle geliyor zaten. Yalnız şunun altını çizmek istiyorum. Bayanlarda bağış oranı biraz daha az. Yani Türkiye genelinde %10 civarında. Ama bayanların tabii işte özel nedenlerden dolayı hatta çocuk doğuruyor. 13'e evet, çıkması halinde şu anda ülke kan ihtiyacının %80'lik kısmını karşılayabiliyoruz. %20'lik gibi bir açığımız var. Biraz daha bize destek olurlarsa onların bunlar... Onların çoğunda da işte doktor hanım burada biliyor. Yani çoğu da insan da biliyor. Çoğunda da bayanlarımızın, kadınların kan oranı hep düşük oluyor. Kansızlık oranı fazla oluyor. O yüzden oran düşük. Ama erkeklerim canavar gibi versinler değil mi yani? Özellikle de gençler. Evet gençler. Peki şimdi burada bir kardeşimiz daha var. Onu tanıyalım. Ben Funda Akçay Koç. Kan bağış kazanım uzmanıyım. Ne demek bu? Kan bağış kazanım uzmanı. Kan bağış kazanım uzmanı görev olarak söylemem gerekirse organizasyon ve kan bağışçısı kazanımı için eğitim vermek benim görevim. Burada örneğin bu çadırın kurulumunda doktorumuz müdür beyle gerekli görüşmeleri yapıyoruz, izinlerimizi alıyoruz, ekibimizi kuruyoruz, gerekli ihtiyacımız olan materyalleri getiriyoruz. Ve bunun yanında hani bu tarz ekiplerimizin mobillerin dışında bizim sabit ekiplerimiz de oluyor, kurum ekiplerimiz. Örneğin kurumlara, okullara, fabrikalara, askeriye gidiyoruz ve bu tip yerlerde kan bağışçısı kazanmak amacıyla eğitimler veriyoruz.
Çünkü bilinen çok fazla yanlış şeyler, ön yargılar var veya hiç bilinmeyen şeyler var. Bunları düzeltebilmek ve insanları bilgilendirmek amacıyla bu tarz eğitimler vererek kan bağış sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. Bir de şu az önce ifade ettiğimiz konuda da çalışmalarınız olabilir mi? Yani insanlara böylesi yerlerde özellikle gelip geçen mesela dikkatini çekiyor. Az önce bir beyefendi döndü nedir dedi. Yani hemen ona anında buyurun beyefendi deyip böyle bir ekip de kurulabilir mi gibi aklıma geliyor. Yani. Promotör dediğimiz bir branş dalı var diyeyim. Şu anda bizi bir promotör çalıştırıyoruz. Akşamları bu çadırda bulunuyor. Oluyor mu? Tabii bir bayan arkadaşımız var ve yoldan gelip geçenleri kan bağışına davet ediyor. Broşür veriyor. İşte sorulara cevap veriyor. Yani şu anda o uygulamamız var bizim. Tabii. Yani şimdi bir tabir kullanacağım ama pazarlama diye. Bu işin pazarlaması tabii. Değil bu. Yani burası bir kar elde edilen kesinlikle. Bir müessese değil. Tabii. Ama sanki o anlamda da bir çalışma ihtiyacı var gibi geliyor evet, bana. Evet. İşte geçtiğimiz seneye kadar böyle bir uygulamamız yoktu. Biz de zaten ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Yani böyle bir tanıtım, davet gerçekten bekliyor insanlarımız ve yüzde şöyle söyleyeyim tabii şu anda rakamlar çok %20-30 gibi bir cevap alıyoruz. Yani şuradan geçen 10 kişiye kan verir misiniz dediğinizde bir 3 kişi en az dönüyor. Yani, dönüyor. O dönenlerden bir tanesi veya iki tanesi de kan verse o da zaten. Evet kesinlikle. Evet. Ve bu aynı zamanda bağışçı kazanmış oluyoruz. O kişiyi bağışçı portföyüne eklemiş oluyoruz. Evet. Çünkü devam ediyorlar. Evet. Şimdi her geçen gün kan ihtiyacı daha fazla oluyor. Neden? Türkiye'nin nüfusu her geçen gün, her geçen yıl artıyor. Nüfus arttıkça kan ihtiyacı da artıyor. Kan veren sayısı ama aynı oranda artmıyor. Artmıyor. Hastalıklar da artıyor. Hastalıklar da İşte çevresel nedenlerle bir işte kimyasallar nedeniyle falan hastalıklar kanserdir, kalp hastalıklarıdır işte gibi böbrek hastalıkları çok artış var ve bunlar düzenli kan almak zorundalar. Evet. Peki ben Süleyman Bey'e de dönmek istiyorum. Şimdi Süleyman Bey bizim kardeşimiz Kızılay deyince hep sürekli irtibat halinde olduğumuz bir kardeşimiz. Şimdi Balıkesir'le ilgili birkaç cümle almak istiyorum. Balıkesir bu konuda hakikaten Türkiye çapında diğer şubelere nazarında çok üst seviyelerde bir şehir öyle. Teşekkür ederim öncelikle. Bu usta gerçekten Kızılay kan merkezimiz olarak Türkiye'de ilk nüfus oranına toplanan kanı orantıya vurduğumuz zaman birinci sıradayız. Bunu vurgulamak lazım. Evet yani bir toplama sayım. Evet sayımız 30 bin civarlarında. Fakat ihtiyacımızın da karşılama oranı da %80'in üzerinde. Karşılama. Türkiye'nin %80'ini karşılarken Balıkesir %88'ini karşılıyor. Yani bu çok öndeyiz yani bu usta. Balıkesir'e bu usta halkımıza teşekkür ederim. Dolayısıyla Balıkesirliler bu konuya duyarlı aslında. Kesinlikle. Bu da hem Balıkesir Kızılay Şubesi'nin sizlerin hem de işte Kızılay Kan Merkezi'nin bu işe iyi sarılmalarından da kaynaklanıyor diyebilir miyim? Kesinlikle efendim. Kesinlikle katılıyor. Yani şube ekiplerimiz, kan merkezi ekiplerimiz, müdürümüz başta olmak üzere güzel çalışmaları var. Gecelerin gündüzlerine katılıyorlar. İl ilçelerimizi geziyorlar. Kurumları tek tek geziyorlar. Kan almak için birebir görüşmeler yapıyorlar. Yani bu usta kendilerine teşekkür ederiz. İhtiyaçlarında %88'ini karşılıyoruz. Evet. Şimdi burasının neresi olduğunu bir kez daha sonunda söyleyeceğim ama yani bunun dışında Kızılay Kan Merkezi'nin kendi sabit yeri var. Sürekli kan alınıyor. Kan alma birimimiz şu anda Ramazan sebebiyle kapalı. Kapalı. Öz merkezin arkasında. Çünkü çarşına daha işlek ve çadır olarak dikkati çekmek için burada alındığı için orası kapalı. Ama kan alma birimimiz şu anda gündüzleri açık. Kan alma merkezimiz gündüzleri açık. İlçelerde de ekiplerimiz geziyor. Peki size de çok teşekkür ediyorum. Şimdi malum hep kandan girdik. Kızılay sadece kan değil. Ramazan ayı başında da izah ettim. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, merhamet duygularının en üst seviyeye çıktığı ay. Tamam. Balıkesir'de değişik marketlerde gıda bağış standlarımız var. Balıkesir halkımız buralara gitmek suretiyle bizim kanalımızla Balıkesir'in en ücra köşesinde fakir fukara ve muhtaçlara yardımlarını ulaştırabilirler. Bu arada yine Irak'ta, Tel Afer'de malum çok ciddi sıkıntılar var. Bununla ilgili Kızılay bir kampanya başlattı. Her ilden bir tır kampanyası. Biz Balıkesir olarak da bunun organizasyonunu yapıyoruz. İnşallah Tel Afer'e Balıkesir halkı olarak bir tır yiyecek malzemesi hazırlamak suretiyle kendilerine ulaştıracağız. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Şimdi müdürümüze dönelim. Kızılay Kan Merkezi'nde o bildiğimiz emniyet kavşağındaki karşısında o merkezimizde 24 saat
mesai saatleri içerisinde kan alınıyor. Evet. Bu Eski Kuyumcular Mahallesi'ndeki o kan alma birimi Ramazan nedeniyle orayı hani bağışlar düştüğü için zaten bir de çadır kurduk. Yani çadırımızda oruç tutan da tutmayan da pekala kan bağışı yapabilir. Geçen sene yeterli bir şey alamamıştık. Geçen sene açık tutmuştuk. Yani günde 4-5 kişi falan gibi bir gelen oldu. Dolayısıyla orayı kapatalım. Bütün ağırlığımızı, yoğunluğumuzu, enerjimizi buraya verelim. Bir de artı ilçelere gidiyoruz. Otobüsümüz var, kanalma otobüsümüz. Bandırma, Erdek, Gönen, Burhaniye, Edremit, Ayvalık buraları dolaşıyoruz. Akşamları yine. Yine 18-24-01 arası çalışıyoruz. Ben buradan Bandırmalılar da bizi izliyorlardır. Önümüzdeki hafta cumartesi pazar 2 gün üst üste kanalma tırımız var bir de bizim. 18-24 arası Bandırma kent meydanında olacak. Kendilerinin kan bağışını bekliyoruz. Ben bu vesileyle tüm Balıkesirlilerin Ramazanlarını tebrik ediyorum. Kan bağışlarının devamını diliyorum. Biz Kızılay olarak bütün amacımız, bütün hedefimiz Balıkesirlilerin kan ihtiyacını karşılamak. İnanın biz hiçbir hastamıza kanınızı temin ediyoruz demek istemiyoruz. Peki son bitirirken şimdi bu konu artık son derece düzgün bir duruma geldi ama çok yıllar öncesinden beri insanların kafasında istifam olan, soru işareti olan bir konuyla kapatalım. Şimdi bir şahsa herhangi bir hastanede kan ihtiyacı olduğunda bu kan ihtiyacı için gidin birisini getirin ondan kan alalım şeklinde bir uygulama şu anda yok. Benim bildiğim bitti. Yok. Evet. Peki ama uygulama nasıl oluyor? Orada kan ihtiyacı olduğunda kişilere bazı cümleler söyleniyor mu? Yani tamam biz Kızılay'dan kan gelecek ama Kızılay'da kan yok siz gidin bulun şeklinde pratikte karşılaşabilecekleri bir takım soru işaretleri var. Bunlarla ilgili de bilgi alalım programı kapatalım. Tabii. Şimdi genel olarak burada asıl amaç gönüllü, düzenli ve bilinçli bağışçılardan kanı temin edip gerekli testlerden geçirerek hastanelere ulaştırmak. Yani kişilere kan lazım olduğunda hastalarımıza gidin yakınlarınızı bulun işte A grubu B grubu kişiler bulun diye zor sıkıntıya sokmamak. Yani bu Türkiye genelinde şöyle şu anda böyle uygulanıyor. Gönüllü bağışçılardan alıp hastalara ulaştırmak ve hastalara biz kendimiz ulaştırıyoruz. Hastane bizden talep ediyor. Biz kendi araçlarımıza ücretsiz olarak hastanelere ulaştırıyoruz. Ancak işte başından beri konuştuğumuz gibi durumlar var, dönemler var. Ramazan ayı da bunlardan biri. Yaz ay, bir de kış aylarında bunu yaşarız. Ocak, Şubat gibi. Çok soğuklarda da benzer durumu yaşıyoruz. Böyle bir durumda diyelim ki bir hasta için bizden 3 ünite atıyorum A pozitif kan istendi. Ancak temin edemiyoruz. Biz hastaneye temin edemediğimizi bildirdiğimiz an hastanenin kendisine alma yetkisi geçiyor. Kan normalde alamıyor. Ama biz temin edemediğimizi bildirdiğimiz an alma yetkisi geçiyor. İşte o zaman hasta yakınlarına maalesef bunu söylemek zorunda kalıyorlar. Tamam hasta yakınlarına diyor ki şu anda Kızılay'da kan yok siz vereceksiniz. Kişiler hastanede verecek. İşte, gidin Kızılay'da verin yok değil mi? Hastanede alıyorlar. Tamam. İşte bütün mesele bu sıkıntıyı yaşamamak için düzenli gönüllü bağışları arttırmak. Bizim amacımız da o zaten. İşte onun için duyarlılığa davet ediyoruz. Kan bağışına davet ediyoruz insanlarımızı. Evet. Biz de bize kan anonsu yapar mısınız şeklinde arandığında biz de hastanelerin o kan alma birimlerini arıyoruz. Doğruysa biz de anonsumuzu altyazıyla yapıyoruz. Aynen o şekilde oluyor. Peki İlhan Bey çok teşekkür ediyorum. Başkanım sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler bugün Anafartalar Caddesi'nde kan bağış çadırından sizlere seslendik. Gerçekten de çok önemli. Erol şu anda gösteriyor bulunduğumuz yeri. Ve iftardan sonra özellikle saat 10'dan sonra birkaç saat dinlenme payı dediniz. Bir saat yemekten sonra dinlenme payı. Ondan sonra çok rahatlıkla az önce doktor hanımın da ifade ettiği gibi kan verebiliriz. Kan söylemeye gerek yok. Çok önemli. Biz de bu önemli konuyu bu Ramazan'da çok kan stoklarının bittiği neredeyse bir günde yapalım istedik. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.